Sıradaki haberimiz otomotiv dünyasından. Audi'nin bütün modellerine tam 100 bin lira seyyanen zam geldi. En düşük Audi fiyatı 1 milyon 320 bin lira. En pahalı Audi ise 7 milyon 500 bin lira oldu. Vatandaşa soracağız. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Araban var mı abi? Arabam olanı var. Sana bir araba alalım. Yok abi. Araba bende satma. Alalım. Yok abi canım. Audi fiyatlarına 100 bin lira zam geldi. Abi 200 de yazsa bizimki boş. Alamayız. Boş paket alalım. Abi şu an hiçbir şey yok. Kirayı bile ödemiyoruz. Arabayı nerede alalım? Audi fiyatlarına 100 bin lira zam geldi. En ucuz Audi 1 trilyon 350 bin lira. Yok kardeşim, değil ki Audi, ben ekmeği zor alıyorum. Sen Audi'den bahsediyorsun ya. Niye, Audi hayalin yok muydu? Yok, nerede hayal? Ben de ekmek yemeği hayal ediyorum. Onu da bir bulamıyorum bu devirde. Nereden Audi alacağım ben? Allah Allah. Tabii. Abi arabayı bırak, onu tekerini alamıyoruz abi. Teker yok mu? Yok, tekersiz olur. Sen abi bir Audi alalım mı sana? Alalım alalım. Tamam. En düşük paket 1 trilyon 320 bin lira. Bir şey değil ya, bedava. Bedava? Tabii. Allah Allah, bu devirde 1 trilyon 300 bin lira para mı yani? Pardon. He. Alırız. İyi ki hatırlattın yani. Ben de pazartesi gidecektim Audi almaya. Audi'den bana ne? Sen ne alacaksın abi? Hiçbir şey almıyorum. Alabilir miyiz? Alamaz mısın? Ya şu ortamda alabilir miyim? Emekli misin? Evet. Emekli araba alır. Alır mı? Alır. Nasıl alır? Ben sana basit bir yolunu söyleyeyim. Evet. Bankaya gideceğiz. Hı. Kredi çekeceğiz. Evet. TOG alacağız. TOG alacağız. He. TOG nasıl bir araba, ben görmedim ki, nasıl alayım yani? Önce bir tanımam lazım, bilmem lazım. Sıra vardı TOG tanıtım sırası, girseydin abi. Kaç para abi? Başlangıç paket 950 bin. 950 bin. Benim aldığım maaş ne kadar? Kaç para? 10 lira diyelim. Tamam, alamaz mısın? Nasıl alacağım? Kiradaysam? Alamam ki. Niye alamıyorsun? Nasıl alacağım, ekmek yiyemiyorum. Ben şimdi şeker hastasıyım. Amca yaşıyor mu? Yok, ben şeker hastasıyım. Emekli aylığı alıyorum. Vallahi ayda et evime girmiyor. Audi? Alamam hiçbir şey. Abla sen alamaz mısın Audi? Hiçbir şey. Hiçbir şey alamam. Benden yok. Ne alacağım? Dur kadın, ne alacağım şimdiden sonra? Evlatlarımın da yok. Evi yok, işi yok, yeri yok, yurdu yok. Memlekete gidelim. Memlekette de hiçbir şeyimiz yok. Ekilmiyor, biçilmiyor. Hiçbir şey yok. Orada da geçim olmuyor. Geçim zor. Ölene kadar çekeceğiz. Geçim zor mu? Zor tabii yavrum. Ekmek eskiden diyordular aslanın ağzından. Ne aslanı? Aslana şükür. Artık gençlerimiz okumuş boşta. Herkes boşta. Mesela ben çoluğum çocuğum var. Öğretmen, sağlıkçı. Yurt yok, ya yok, ev yok. Aldığı aylığından idare edemiyorlar. Oyları kime verdi? Talip Erdoğan. Şaka mı? Şaka değil, gerçek verdik. Gerçek verdik. Neden? Verdik bir kere, artık düzen bozulmasın. Bu düzen gitsin, bakalım ne zamana kadar gidecek. Teşekkürler teyze. 100 bin lira zam geldi. Çok güzel. Biraz daha zam gelsin. Çok hayır dua salırlar. Annelerine bayağı bir hayır dua salırlar. Audi hayaliniz var mıydı? Hayır, hiçbir hayalim yok. Hayal mi var? Ucuz. Ucuz mu? Ucuz. Alalım sana bir tane abi. Alalım abi. Ucuz, her şey ucuz. Yani pahalı olan bir şey yok ki. Herkes memnun. Yapacak bir şey yok yani. Var mıydı Audi hayalimiz? Yok. Ne almayı düşünüyorsun? Olmadığı için her şey ucuz. Ne diyeyim yani ben şimdi? Herkes bu hayat pahalılığına rağmen böyle düşünüyorsa yapacak bir şey yok. Ne diyebilirim ben? Yapacak bir şey yok. Adam yurt dışından Mercedes'e 40 bin lirayla sahip oluyor. Ben o Mercedes'i burada 2 milyona alamıyorum ve insanlar halinden memnun. Ne diyeyim ben? Diyecek bir şey var mı? Yok mu? Yok, ne? Bir şey diyemiyorum. Bir o şey yüzden diyorum. Biz de artık ayak uyduruyoruz. Her şey ucuz diyoruz. Amcaya soralım. Bu amcada bir Audi. Bak, Audi sana yakışır amcam. Audi bana yakışır da ben Audi'ye yakışmam. Niye? İşte ben zamanında gönderdim, kupon gönderdim. Gazeteden bedava araba çıktı. Bu da var. Yani şimdi evet. Sadece Audi'yi konuşmayalım. Her şeye zaten zam geldi de. Durum çok kötü. Bence kimseyi konuşturmayın. Damarına basmayın kimsenin. Herkes çok dertli. Derdimiz Audi. Bilmiyorum. Audi hayaliniz yok muydu? Hayır, asla olmadı. Ne hayaliniz vardı? Yani illa bir markayı tutturmuş değil kimse. Herkes ekmeğinin peşinde. Kimse şu an bunları düşünmüyor. Siz Audi'yi soruyorsunuz herkese ama... Herkes şu anda ekmeğini düşünüyor. O kadar kötü durumda ki herkes. Nesi var? Sadece bir Audi'den konuşmayalım bence. Audi fiyatlarına 100 bin lira zam geldi abi. Evet, doğrudur.
Var mıydı bir hayaliniz? Yani bizde yalan oldu, yalan oldu maalesef. Ne hayalin vardı abi? Ya yaşamak bile hayal oldu ki şu anda. Yani bir Audi'yi bırak. Yani eve şu anda bir kilo kıyma dayı alamıyorsunuz yani. Neyin hayalini yapacaksınız ki şu anda? Hani bir de çıtayı yüksekten tutuyorsun Audi diyorsun. Tok alalım. Hadi örnek veriyorum tok. Önce karnımızı doyuralım. Ondan sonra toka geçelim. Bütün araçlara zaten zam geldi ya. Sadece Audi'ye değil ki. Bugün bir tane motosiklet olmuş 150 bin lira. Yani Audi almayı düşünüyor muydun? Mübarek mod alamıyorum, sen Audi'den bahsediyorsun. Teşekkür zam geldi. Niye abi geldi? Bilmiyorum neden geldi. Niye geldi abi? Audi'ye sormak lazım. Bir sormak lazım abi niye geldi diye. Audi hayalin var mı? Gel lan buraya, niye geldi Audi'ye? He? Audi hayalin var mıydı? Yok abi yok, bu saatten sonra yok. Neden, Audi'ye küstün mü? Evet küstüm abi. Ben de küstüm, o da küstü abi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim abi. Şaşırmıyoruz artık yani, bilindik haberler. Ne zaman internete girsek zaten şuna zam geldi, buna zam geldi. Şaşırmıyorum artık. Alıştık. Bir genç olarak durumunuz nasıl? Bir genç olarak durumumuzun vahim olduğunu düşünüyorum. Hatta bunu sadece ben düşünmüyorum bence. Şu an burada 10 gence sorsanız 9 aynı şeyi söyleyecek. Bir dinize zaten hangi partiye verdiği belli. Siyasete girmek istemiyorum ama durumumuz vahim bence. Gençler ülkeyi terk etmek istiyor mu? Evet ama ya aslında Türkiye'yi seviyoruz. Yani atamızın bize bıraktığı bir ülke. Bu yüzden Türkiye'yi gerçekten seviyorum. İnsanlarını sevmiyorum. Yani elimde olsa mesela üniversiteden sonra ben de gideceğim. Ben de bunun bir örneğiyim. Kötü bir haberim var. Ha buyur. Audi fiyatlarına 100 bin lira zam geldi. Reisimiz yapırsa vardır bu bildiği. Reis yapmadı, Audi yaptı. Audi yapabilir. Zenginler düşünsün. Ne yapacak Audi'nin işi? Bizim gibi fakirle Audi'nin ne işi var? Sen ne almayı düşünüyorsun araba? Biz alırsak Tofaş, Renault. 50 yıl oldu Tofaş, Renault. Bizde ancak o gider. 30 seneyi geçen arabayı kullanırız. Biz böyle biz fakir adamlar Audi'nin yanına gidebilir miyiz? Mercedes'in yanına gidebilir miyiz? Biz ekmek parası zor buluyoruz. Günlük çalışan adamları. Bu Audi'ye 100 bin lira zam geldi. Abi isterse biz alacak da bir mi istedim? Trilyon gelsin. Sen ne alacaksın? Bizde bak 11. aydan bu yana bir tane tavuk aldım yedim. Audi alsaydı. Audi şey alacak ya. Tayyip alacak, oğlu, yandaşları, beşli çete, onlara lazım. Bu garibana ne lazım? Audi'ye vatandaş binmesin mi? Binmez. Zengin binecek. Allah Allah. Ya, tabii ya. Türk arabası alalım, tok alalım. Abi ne, nereden yapılıyordu? İtalya'da yapıldı, getirdiler buraya. Nerede yapıldı Türk arabası? Bana bir Türk'ün bir tok olur mu? Türk malı yazılı üstünde olması lazım. Toka nerede Türk malı? Türk malı yazarız abi, ondan kolay bir şey mi var? Abi bunlar hep algıyla. Yani bak, o Cumhurbaşkanı oldu, 21 liraya 22 liraya çıktı 19 liradan dolar. Ne oldu? Dolarla mı biz maaş alıyoruz abi? Ama ekonomistim ben. Benden başka kimse bilme. Ya bizim dolarla ne işimiz var? Ya her şey senin dolara bazıyor. Ben yüksek ilkokul mezunuyum ya. Ben gibi onun gibi onlar gibi cahil değilim. Sen petrol alıyorsun dolarla. Doğal gaz alıyorsun dolarla. Araba alıyorsun dolarla. Daha sayayım mı? Say. Ya, aklıma geldiğin olan seni. Ya. Dolara karşı bir savaş açsak becerebilir miyiz? Hiç beceremezsin. Dünyayı bağlamış, avucunu almış. Amerika. O babadır. O ne derse onu yaptırır size. Allah Allah. Ona ancak Atatürk bir sefer şey etti. Kafa tuttu diyor. Kafa tuttu. Ondan sonra yalakalar geldi Amerika'nın arkasına girdi. Neden bak şey PKK'ya silahı veriyor yanında. Horuzlanıyor. Aha bu diyor bu. Bununla beraber oldu diyor CHP diyor. Ulan sensin ya zaten beraber bak. Şimdi Sırrı Çelik, Sırrı neydi o? Sırrı Süreyya Önder. Hah, o şimdi meclis başkan yardımcısı, gideceksin ondan izin alıp da mecliste konuşacaksın. Tapan sıkıyor mu? Ondan sonra budur. Ya bütün milleti terörist ettin. Ondan sonra ağzına geleni söyledin. Ya ne biçim adamsın ya? Bir cumhurbaşkanı babadır, baba. Eğer baba evlatlarını sen Kürtsün, sen Çerkessin, sen Alevisin, sen Sünnisin derse o devletin imanı dini yok. Ya sen Müslüman yok Türkiye'de. Onlar elhamdülillah deyip kulu kurtuluyorlar. Az. Az.
Audi tabii. Daha fazla olması lazım. Audi güzel araba mı? Güzel ya da kötü, ben arabalara az zam geliyor diyorum. Neden? Daha çok gelmesi lazım. Niye abi? Onu hak ediyoruz ondan. Audi almayı düşünüyor muydun? Ben hayale yastım, aklımın ucundan bile geçmez Audi. Niye sevmiyor musun? Ben köyde el arabası sürüyorum. Vallahi bak. Yok öyle bir şey. Yani araba konusunda başka bir şey soruyor. Onlara araba yok. Araba hayalde. Bugünkü konumuz o. Abi Audi'ye 100 bin lira zam geldi. Audi'ye. Gülesim geliyor. Arkadaş dedi. Gülesim geliyor. Vallahi Audi ya, biz Kartal'a gücümüz yetmiyor. Audi. Bir şeyi değiştiremiyoruz. Değiştiremez. Değişmedi de iyi. Biz hak edene kadar devam. Zam üstüne zam koysunlar. Teşekkür ediyorum devlet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.